Selamlar. Nasılsınız? Karantina nasıl geçiyor? Artık karantina diyebilir miyiz buna? Dün akşam bir düğün videosuna denk geldim de. Yani normal düğünler bu kadar kalabalık değildi. Demek ki tedbirler elden bırakılmıyor. Tedbirimiz bu noktada halay gibi duruyor ama olsun. Yani bir yerden başlamışız demek ki. 2020'nin bitmesini anlamlandıramıyorum ben. Umarım bu seneden herkes kendince bir ders çıkarır. Ve 2021 umduğumuzdan ve 2020'den daha iyi olur diyerek bir giriş yapmak istiyorum. Çok mantıklı bir giriş oldu bu. Aslında tamamıyla kafa dağıtma üzerine bir şeyler yapmak istiyorum bugün. Ne yapacağımı kısa net özet geçmek istiyorum. Fazla vakti olmayan insanlar için. Bir ayakkabı boyası, beyaz ayakkabı boyası karşılaştım. Boyasıyla karşılaştım internette. Hoşuma gitti, aldım. Ben de bir ayakkabımı boyamayı deneyeceğim. Bunun temel mantığı ne? Eskiyen ayakkabıyı. Yani pratikte eskiyen ayakkabıyı siz görünüş olarak daha iyi hale getiriyorsunuz. Instagram gibi bir şey yani. Öyle çok büyük bir etkisi yok. Peki ben niye aldım bu boyayı? Eğer daha önce bir videomu izlediyseniz, izlemediyseniz de aşağı bir yere bırakırım ayakkabı boyama videolarımı. Ayakkabıları boyamayı seviyorum. Genel olarak boyamayı seviyorum ama ayakkabıları da boyamayı seviyorum. Ve boyadığım ayakkabılar şu ana kadar hep başka insanların ayakkabılarıydı. Başka sevdiğim insanların ayakkabılarıydı. Şu an kendi ayakkabımı da boyamak istiyorum. En azından kenarına küçük figürler çizmek gibi bir niyetim var. Bu yüzden de daha beyaz, daha parlak bir zemine ihtiyaç duydum. O yüzden boyamaya karar verdim. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. Evet, odamın 32. ışık kaynağı biraz isyan ediyor şu an. Umarım her şey yolundadır. Fakat boyama öncesinde ayakkabıyı temizlememiz gerekiyormuş. Bu benim için bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü zaten ayakkabıyı temizleyecek olsam temizlerim. Boya aldım ki boyayacağım. Bilmiyorum, ben mi bazen çok basit düşünüyorum yoksa zaten basit olması gerekiyor da her şeyi bizim zorlaştırıyoruz. Hiçbir fikrim yok. Ama muazzam bir temizlik yapmayacağım. Sadece hani adet yerini bulsun, söylenenleri yaptık da böyle bir sonuç aldık diyebilelim diye temizleyeceğim. Resmen dost başa düşman ayağa bakar temalı videomla karşınızdayım. Evet, biraz da heyecanlıyım, bakalım neler olacak. Boyayı göstereyim. Hatta ben bunu alalı bayağı oluyor. Fakat ancak bu videoyu çekebiliyorum. İlk aldığım zamanlar kutu değil, paketini açarken çok kısa bir video çekmiştim. Onu da şuraya bir yere, buraya bir yere eklerim. Bu geldi paketin içinden. Sonra sanırım teşvik amaçlı şöyle bir şey yollamışlar. Bağcık, beyaz bağcık. Onun dışında şöyle bir şey var. Benim en ilgimi çeken şey bu. Bununla nasıl süreceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle benim muhteşem becerilerim kendi boya fırçalarıma ihtiyaç duyacak. Sonrasında şöyle ve böyle iki tane sünger yollamışlar. Herhalde bunlar da büyütü blender. Neyse. dediğim gibi önce hızlandırılmış bir şekilde temizlik kısmını göstereceğim. Sonrasında boya kısmını. Bu boya bence maksimum iki ayakkabıya yeter. Yani iki çifte yeter maksimum. Ondan da çok umutlu değilim. Şöyle acık çalkalayayım. Bir de üzerinde yoğun boya falan yazıyor da yani kıvamı akriliğe benziyor dışarıdan. Açınca bakalım neler olacak. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde temizleme ve boyama kısmını göstereceğim. En sonunda before after için birer fotoğraf koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Aslında böyle uzun uzun kendi kendime konuştuğum bir video olmasını düşünüyordum. Fakat
Düşündüğümde hem sıkıcı olabilir ki şu anda 4 dakikadır falan konuşuyorum. Hem de ben ayakkabıyı boyarken masaya vurdum. Ben ayakkabıyı boyarken şarkı dinlemek istiyorum. Ve hem şarkı dinlediğim hem kayıt yaptığım sırada tekrar videoyu editlemek durumunda kalıyorum. Böyle YouTuber'lık mı olur ya? Gerçi şu an kendimi YouTuber olarak görmüyorum. Bir şeyler yapıyorum, bir şeyler paylaşıyorum. Tekrardan malzemelerimizi sayalım ve bitirelim. Bir adet eskidiğini düşündüğünüz ayakkabı. Boya. Şöyle. Boyayı sürmek için hayatınıza aldığınız bazı garip süngerler. Onun dışında temizlemek için ben ne kullanacağım? Diş macunu kullanacağım. Tuvalet kağıdı var etrafında. Şöyle ıslak mendil var. Diş fırça, eskimiş bir diş fırçasını kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Mesela bu benim çok eski bir diş fırçam. Ama biliyorsunuz ki Fenerbahçeli olmak kahır çekmektir. Bu fırça da bunu hissetsin diye ben bunu diş fırçası sürecinden sonra emekliliğe ayırmadım. Boya yaparken kullandım. Böyle ufak tefek şeyleri temizlerken kullanıyorum. Bitmiyor. Kahır bitmiyor. Dün galiba Beşiktaş'a yenildik. Neyse bu şu an konuşmak istediğim bir şey değil. Başlayalım. Hoşça kalın. Evet, tekrardan geri geldim. Bence boya gözüktüğünden çok 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 daha fazla sıvı. Yani sudan biraz daha koyu bir kıvam var. Daha yoğun bir kıvam beklerdim. Bu noktada beni tatmin etmedi. Görüntü ne kadar değişti derseniz, göreceli. Ya evet, beyaz boya sonuçta ve rengi değiştirdi gözle görülür şekilde. Çünkü işte şu bunu şöyle göstereyim. Sarımtırak ipleri ayakkabı şu an şöyle temiz bir formda duruyor. Ve çok hoş. Niye tatmin etmedi? Çünkü ben işte akrilik boyayla bunu boyasam, hatta biraz sulandırıp boyasam, çünkü akrilik çok daha koyu kıvamda bir boya. Sulandırıp boyasam bundan kat kat daha iyi bir sonuca ulaşırım. O noktada fiyat performans ürünümü bilemedim. Çünkü kargosuyla beraber 35 liraya falan denk geldi bana. Ama birkaç kattan sürdüm ve boya bitmedi. Bitmek ne kelime? Yani bu şartlar altında bir değil iki ayakkabı daha boyanır. Yani totalde bir üç ayakkabıya yeter gibi gözüküyor. Şöyle bir kutu. Ekstra bir özelliği var mı bilmiyorum. O yüzden önyargılı yaklaşmak istemiyorum. Mesela suya dayanıklı mı? Ya elbette muazzam bir dayanıklılık seviyesinden bahsetmiyorum. Fakat işte su değdi mi kaydırıyor mu suyu? Su kaydırma özelliği. Bir şey vardı ya, böyle bir kaydıraklı bir özelliği vardı ayakkabıların. En azından yapılırken böyle şeyler ekleniyor diye biliyorum. Fakat bir boya böyle bir özellik sunabilir mi? Hiçbir fikrim yok. O yüzden direkt kötülemek istemiyorum. Sadece
alırken beklediğim o etkiyi bende yaratmadı. O yüzden bir puan kırdım. Kullanımı kolay, sürümü kolay, çok az vakit alıyor. Fırçayla da iyi sonuç elde edebilirsiniz. Sünger mantığı çok sıvı olduğu için sünger yollanmış anladığım kadarıyla. Çünkü köpük köpük oldu sürerken de. Çalkalamasam iyiymiş. Çalkalamak iyi bir fikir değilmiş. Normalde çalkalanır boyalar. Ekstra ben ne yaptım? Yani normalde sadece beyaz yeri boyayacaktım. Sonra baktım elimdeymiş. O zaman arkasındaki kırmızı yeri de tekrar boyayayım dedim. Öyle olunca bir de orayı boyadım. Ayakkabı yenilenmiş gibi oldu. Dediğim gibi tam bir Instagram ürünü, Instagram boyası. İş görür. Kötü değil. Evinizde hiç boya yoksa tercih edebilirsiniz. Gerçekten alayım ve ayakkabılarımı boyayayım tamam ama benim evimde zaten çeşit çeşit boya olduğu için yani buna ihtiyacım yokmuş. Bunu fark ettim yaparken. Evinizde akrilik varsa, guaj varsa tercih etmeyin derim ben. Çünkü en nihayetinde su değdi mi deforme olacak. Onun dışında güldük, eğlendik. Yeter. Umarım kurgusunu, düzenlemesini yetiştirir. Bu akşama olmadı yarına hayırlı bir Aralık gününe yetiştiririm videoyu da. Yakın zamanda bir de ajanda ile ilgili, ajanda kullanımı ile ilgili video çekmeyi planlıyorum. Bunu burada söylüyorum ki aksatmadan çekeyim. Yeni yıla bir tavsiye benden ajanda kullanın. Bir de bu kadar konuştuk. Bu ayakkabının üzerine yapacağım figürü de çekerim diye düşünüyorum. Kuruduğunda nasıl gözükür bilmiyorum. Şu an daha parlak beyaz gözüküyor ayakkabı. 5 üzerinden puanlayacak olsam 3 derim. Satıcının işte desteğini, hemen kargolamasını falan eklersek 3,5 olsun, 4 olsun. Yani yine 5'te 5 bir ürün değil bence. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni ışığıma da merhaba demiş olduk böylece birlikte. Çok becerikli bir insan olduğum için her tarafım boya oldu. Çok öbüyorum. Öbdüm.